Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu akşam da video yüklemeye geldim. İnşallah 19'a videomuzu yetiştireceğim. Akşama da fazla bir şey kalmadı. Gün falan açtı. Karkış devam ediyor. Gördüğünüz gibi yine soğuk bir hava. Gelirken de dedim nasıl olsa bir ateş yakarım. Yanında da bir Nescafe yapar içerim dedim. Öyle düşündüm. Hem de dedim sizlerle biraz dertleşiriz videomu çekerken. Bu arada anam videomu yüklerken video yapmış oluruz diye düşündüm kafamdan. Bu şekilde paylaşmak istedim sizlerle. Evet, şimdi gideceğiz yavaş yavaş. Sonra da tripodumuzu kuralım ve videomuza başlayalım arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi karlar yavaş yavaş erimeye başladı. Bir akşam vakti. Yakalım ateşimizi, hem ısınalım hem de videomuz yüklensin. Sizlere hazırlamış olalım yani. Arkadaşlar işte şöyle göstereyim sizlere, yukarıda verici var. Köyde internet çok zayıf çekiyor. O da yüklemeye yetmiyor yani. O yüzden buraya geldim ben de. Çünkü o yukarıda dağdaki vericiyi buradan biraz griye, onun da faydası oluyor bana yani. Ta yukarıda yazın hayvanlarımı otlattığım yerde. Aman yavaş düşmeyelim. İşte buraya interneti çektiği yere geliyorum, aynı Vizyon Tele filmi aklıma geliyor. Geçen şuraya az bir ateş yakmıştım. Yine kuru otlardan falan, kibirdimlerden şuraya küçük bir ateş yakalım. Burası eskilerden arkadaşlar. Su motoru veya santreviç kuruluyordu buraya. Bizim komşularımızın. Bu şekilde buradan tarlalar sulanıyor. Burası duvar. Şimdi çalı çırpı toplayalım biraz. Sonra da ateşimi yakayım. Hava buz gibi. Ellerim üşümeye başladı. Çantamız fazla bir şey yok çantamızda arkadaşlar. Çaydanlığım var. Tripodumu aldım gelirken. O şekilde. Durun bakalım, şimdi az bir müsaade istiyorum ben sizden. Arkadaşlar şimdi ateş yakacağım. Tabi ateş yakarken de karlı havalarda yapacağınız tek şey kuru otlardan, böyle kuru otların uçlarını toplayıp çalı çırpı. Şimdi tripodumu kurdum. Ben aşağıya biraz kuru otlardan toplayıp geleyim.
Evet, geldim arkadaşlar. Hava buz gibi. Böyle kuru dallardan karın içinde ateş yakmak zordur. Mesela şimdi fazla kar yok ama yarım metre kar olsa yine de yakarım yani. Rahmetli babamdan öğrenmiştik keçi davar güderken. Çünkü hayatı dağlarda geçen insanlar bilir, hayvan otlatanlar, keçi güdenler, koyun güdenler böyle şeyleri çabucak yakarlar ateşi yani. Şimdi kepiği kaybettim zannettim. Adam gitti. Yanmayacak kırıyor. Rüzgar çok, rüzgar. Rüzgar çok. Şimdi yandı işte. Rüzgar var arkadaşlar, birden yanmıyor. Tripodun terazisi neyle bakalım. Bu kez de yamuk yumuk çıkmayalım. Daha önce arkadaşlar ölçüm işinde de çalıştım. Ben bu tripod gibi böyle kuruyorduk. Üstüne de ölçüm aletini, teraziye kurşunlu da yol ölçümü yaparken ılgaz kurşunlu arası çalışmıştım. 2009 muydu, yalan konuşmayayım. Çok bu şekilde alet kurduk. Ateşimiz yandı. Şimdi şöyle küçük cibirdim odunlardan. Hemen yaktık gördüğünüz gibi. Birazdan fırtına çıkar. Çünkü esiyor hava. Bir saate yakın bir zamanım var arkadaşlar. Yüklenmesi için bir yandan da video yükleniyor şu anda.
kuru söğürt dalları var arkadaşlar. Ama tabii dağdaki o meşe gürgen odunu gibi olmuyor. Meşenin közünde olan çay onun lezzeti bambaşkadır tabii. Videomuz da bu arada çalışıyor. Bu arada da akşam ezanı yaklaştı arkadaşlar. Işıklar yanmış. Suyu da dolduruyorum. Çaydanlığımızı koyalım arkadaşlar. Şöyle geniş açıdan almaya çalışıyorum biraz da. Hep de aynı yeri çekmeyelim. Kavak ağacını sarmış sarmaşıklar. Aziz Allah Celle Celaluhu. Akşam ezanı oldu bak.
La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Evet, ben de işim bitince hemen gideceğim arkadaşlar. Ezan okundu. Ama tabi birdenbire bu internet işi şey yapmıyor yani işte. Köyde en zor şeyi bu. Ev interneti var, onda da bekle gari. 2 gün boyunca bekle, bir video yüklenecek diye. Ezanlar okundu. Geçen işte arkadaşlar Salih'le ovaya, ovanın kenarına gittik. O zaman da yine kar çoktu. Balık falan yaptık, bir şeyler yaptık orada. Ama gel gelelim işte yetiştirmek için uğraştım. O akşam yetişmedi video. Bu akşam biraz daha erken davrandım yani. Tabii akşam ezanı okunurken bile hala çekimdeydim orada. Böyle bir şey oldu yani geçen. Hoş geldi arkadaşlar, ne iletiyor? Bütün hayvanlar zikir yaparmış arkadaşlar. Allah Teala'ya bütün hayvanlar, ağaçlar, hepsi. Suyumuz kaynasın. Kahvemizi içelim, gidelim. Ama tabi daha biraz daha vakti var. Allah Allah. Şimdi ya da kaynaman lazım ya. Suyunu çok koyduk. Ne yaptık biz ya?
Söğürt odun arkadaşlar. Birden öyle ateşi kaynatmıyordu suyu yani. Ben işte akşamları böyle geliyorum. Video yüklenene kadar burada oluyor. Ovanın başka bir köşesinde oluyor. İnternet nerede hızlı çekerse artık orayı bulmaya çalışıyorum. Şimdi burada kar olmadığı için hem de kuru otları falan topladık. İşte buraya ateşi yaktım. Birazdan kaynar suyumuz. İşte bazen buraya geliyorum, bazen köprü başına gidiyorum, köyün girişine daha ileri yürüyorum. Böyle ovaların kenarlarına. İşte bugün burada kar yoktu, buraya geldim. Böyle her gün bir yerlere gidiyorum yani. İnternet nerede hızlı çekerse. Ateş de yavaş yavaş yanıyor. Biraz daha geriden bir alayım. Suyun sesi buraya geliyor. Bardağı da ısıtalım da. Fokur diye arkadaşlar. Ya bu niye çaydanlığın bir şey akmıyor ya?
nasıl göstereyim bilemiyorum yani. Beni tam göstereyim mi? Havada bu arada kararmaya başladı arkadaşlar. Tekkemizi de giyelim kafamıza. Kahvemizi de içtik arkadaşlar. Çantamızı da sırtlanalım artık. Şimdi epey vakit oldu. Tabii ben video başlamadan önce de internet açmıştım yani. Onu da kontrol edeyim çünkü hemen hemen de bir saate yakın oldu ben geleli buraya. Böyle işte akşama yakın. Çünkü her işin bir sorumluluğu var. Benim de yetiştirmem gereken bir saatim var. O şekilde işimizi yapmaya çalışıyoruz yani. Arkadaşlar, artık çantam falan sırtlandım. Tripodumu topladım. Artık köye gitme zamanı. Şimdi videom yüklendi. Gönül rahatlığıyla gidebiliriz. Kara bakallı ötüye. Bak. Sizlerle de video yüklediğimi paylaşmış olayım dedim. Hava buz gibi. Gündüzleri güneş açtığı zaman gece çok soğuk oluyor. Şimdi arkadaşlar ben ev internetini beklemiş olsam ta uzun zaman alacak. O yüzden işimizi sıkı tutmaya çalışacağım. Yazında Ufuk abi gelmişti, Ali dayı falan buralarda mangal yakmıştık. Hayvanlarımız otluyordu burada.
az bir yolumuz kaldı arkadaşlar. Köye yaklaştık. Kurbağa yaz çıktı. Biraz daha hızlanayım ben. Buzla çatır çatır ediyor arkadaşlar. Gürt gürt ediyor artık. Karlar erimeye başladı. Evet, köye geldik arkadaşlar. Sizlerle de video yüklediğim anımı paylaşmış oldum. Arabanın biri kalmış herhalde. Sesi tam buraya geliyor. Karla eridikten sonra biraz daha sular çoğalır artık arkadaşlar. Güneş tutmayan yerle gördüğünüz gibi her yer buz. Ama tabii güneş tutan yerle açık. Evet arkadaşlar, karlar, buzlar devam ediyor. Geldik köyün içine. Salih, ne ettin? Salih damdan geliyor arkadaşlar. İşte akşam yem zahrasını vereceğiz. Geceleyin bir kere daha dolaşıyorum ben. Önlerine yonca atıyorsun, süpürüyorsun. Böyle yani. Ne ettin Salih? Ne ettin? Kaçtan diyorlar abi ya. Niye diyorsun, yine bir şey yok mu, satıyorsun? Satacaksın abi. Eyvah eyvah, yandık. Aa, satacağım ben, yapamıyorum. Yok yok, oyna satayım. Niye diyorsun, tansiyonu mu yükseldik ne? Yok abi duvarlar. Hayret bir şey ya. Aman satacaksın abi. O ne? Aman satacaksın abi, peşit parayı. Yine bir şey bırak. Yine bir şey bırak, yetme Salih, dur ya. Tamam. Tamam Salih. Yine tansiyon yükselip dur. Misafir havluyu. Misafir! Ama bağlı. Satarım dedim. Peşit parayı verene verin abi. Neydi? Anam. Yani veresi vermiyor. Videomuzun sonunda Salih'i gördünüz arkadaşlar yine. Kendi kendime video çektim la. Ha. Neydi? Kendi kendime video. Yemek şeyine giderdik. O yemeği mesela yürüdük diye. Sen hemen niye çektin ki? Anam. Ne diyeyim ben bu kırmızı şapkayı? Peşit para, o kadar. Peşit parayı veren gidiyor çalar. Anam. Düdük. Tecrü olmuş da hayvan satıyor. Ha, pasaportlarını da buluruz, teslim ederiz. İki şeyde inek korunu içeride, onların anne kaldı. Anam, ne ettin yine? İnekçi zaten indirmiş, burada yine, duruyor, yakın. Bakıyor da tansiyon fırlamış yine, bakıyor da. Yok ya, şey demiyorsun, yoksa koyuna satacaksın, başka türlü. Dur Salih, bir şey yani okumadın ya. Düveden bu yüzden koyuna geçtin ya. Kulakların geberir seni. Yok ya, satacaksın ya, birinden bir şey yapamayın. Neyse Salih, tamam. Yani, gayrı veda edelim mi? İş günü yani, iyi gelin. Eve gidiyorsun gayrı, çıkalım eve hadi. Hey, evet, eve tamam. Gidelim oğlum. Üstüm başım, çantamı mantamı çıkardın hepsini. Ya işte yapacak bir şey yok. Eline bir şey gelmiyor. Tamam Salih. Bir akşam vakti Salih'le veda ediyoruz artık ben arkadaşlar. Ben eyvim ben. Ey Salih, hepsi ben senin olsun yok. Ya ben bir şey istemiyorum. Tamam mı? Ben eyvim ben. Ben besleyeceğim. İçeride. Yemin.
Neydi? Senin Hint tavuğu gibi olmaz ama ha. Hint tavuğu olmaz gibi olmaz. Ya, olmuyor. Ha. Yiyeyim yedireceğim, kuru kısma alacaksın. Yani. Ya ne diyeyim, alacağız meşhur, yapacak bir şey yok. Öyle ya. Veda, veda edelim mi gayri? Ha, Salih bana yalımız niye video çektiğinde huylanıyor arkadaşlar. Ovaya giderdik, ya, bir yere giderdik diye. Yok yani ovaya, şimdi misafire bakacağız. Televizyonda. Ha. Açıvereceğim canım misafiri. Ha. Bakarız birazdan. Ha. Veda edelim mi gayri? Benim ha, ellerim üşüdü. Tamam ya. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her şeye gönlünüz olsun. Güzel insanlar.